Pennsylvania'nın taşralarındaki bir benzin istasyonunda çalışıyorum. Çok sıkıcı bir iş. Fakat parası iyi ve oldukça basit. Birkaç hafta önce yeni bir eleman işe başladı. Ona Jeremy diyeceğim. Jeremy garip biriydi. 25 veya 26 yaşlarındaydı. Zar zor konuşuyordu. Fakat şimdiye kadar duyduğum en garip kahkahaya sahipti. Müşteriler ondan hiç şikayetçi olmadı ve işini her zaman yeterince iyi yapıyordu. Birkaç hafta öncesine kadar, yani bu tam da bir şeylerin kaybolmaya başladığı zamanlara denk geliyor, çalışan hırsızlıkları tüketim ürünleri satan herhangi bir işletmede sorun olabilir ve belirli zamanlarda çalışan tek bir görevli vardı. Burası gerçekten küçük bir yer. Yaklaşık iki hafta önce patronun motor yağında bir eksiklik olduğunu fark etmeye başladı. İlk başlarda sadece bir kutu eksikti. Sonra eksiklik arka odadaki bütün raflar ve kutulara da yayıldı. Çok kısa bir zaman sonra bütün teslimatlar bize ulaştıktan bir gün sonra kaybolmaya başladı. Ve bu hep Jeremy'nin vardiyasından sonraya denk geliyordu. Patron onun çalıştığı her gecenin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Fakat onu iş üstünde yakalayamadı. Jeremy kapanıştan sonra kapıları kilitliyordu ve motor yağları ertesi gün gitmiş oluyordu. Patronum normalde kayıtları evine götürüp Jeremy'nin hırsızlığını yakalamaya çalışacaktı. Fakat bir önceki gece kızının softball maçı olduğundan dolayı kayıtları ben inceleyeyim diye rica etti. Bana el altından fazla mesai ücreti ödemeyi teklif etti. Ve tabii ki ben de bu teklifi kabul ettim. Uzun bir gece olacağının farkındaydım fakat tatil için para biriktirmeye çalışıyordum. Yani paraya çok ihtiyacım vardı. Kayıtları eve götürdüm. Kaseti eski bir VCR'a taktım ve arkama yaslandım. İki gün önce, yani onun çalıştığı son gün, Jeremy saat öğleden sonra 4'te işe başladı. İlk başta her şey gayet normal görünüyordu. Yazar kasadaki parayı saydı, ondan önce çalışan kızla hesabı kapattı ve müşteriler için bekledi. İlk gelen müşteri Bayan Templeton'dı. Videodaki saat 4.03'ü gösteriyordu. Devamlı müşterimizdi. Hep aldığı sigara ve gazeteden aldı, $20 ödedi. Alışılmadık bir şey yoktu. Sonraki müşteri yerli bir çocuk olan Ron'du. Motor bisiklet sürer ve 2-3 günde bir gelirdi. Deposunu doldurdu ve bir paket kurutulmuş şerit pastırma aldı. Kredi kartıyla ödeme yaptı ve ayrıldı. Sonraki gelen kovboy şapkalı bir adamdı. Onu daha önce hiç görmemiştim. Ama yoldan geçen birçok yabancı müşterimiz olurdu. Her benzin istasyonunda olduğu gibi. $40'lık dizel yakıt aldı. Toplamda $100 ödeyip gitti. Arkama yaslandım ve iç geçirdim. Bu işi yapmaktan daha sıkıcı bir şey varsa, başkalarını bu işi yaparken izlemekti. Patronumun cömert teklifi, izlememe devam ettiriyordu beni. Ben de kaseti açık bıraktım ve izlemeye devam ettim. Her şey normal görünüyordu. Eğer Jeremy motor yağı çalıyorsa, şimdiye kadar şüphelendiğimizi bildiğini düşünüyordum. Kameraya yakalanacak kadar salak olmasını beklemiyordum. Saat 5 civarına kadar her şey sıkıcı ve olağan devam etti. Saat 5.03'te Bayan Templeton tekrar geldi. Muhtemelen bir şey unutmuştu. Ama unutmamıştı. Daha önce aldığının aynısı olan bir sigara ve aynı gazeteyi aldı. Tekrar $20'lık bir ödeme daha yaptı. Bu garip diye düşündüm. Ama sonra tekrar unutkan olabileceği geldi aklıma. Jeremy'nin ona zaten sigara aldığını söylemesi gerekiyordu bence ama birine aynı ürünü iki kere satamazsınız diye bir kural yoktu. Bu tam da Ron tekrar geldiğinde aklıma gelmişti. Tekrar bir depo gaz ve yine aynı bir paket kurutulmuş şerit pastırma aldı. Yine motosikleti için almıştı. Sonrasında dışarıdaki kamerayı kontrol ettim. Çünkü belki başka bir aracı vardı ve onun da deposunu doldurmak istemişti. Tekrar kredi kartıyla ödeme yapmıştı. Çok büyük bir olay değil, dedim kendi kendime. Sadece garip bir tesadüf. Bayan Templeton aşırı unutkan ve muhtemelen Ron'un birden fazla Harley'si vardı. Sonra kovboy şapkalı adam tekrar geldi. İşte bu noktada tüylerim diken diken oldu. Hadi ama, dizel benzin alma. Dizel benzin alma.
Kendimi boş odada kendi kendime fısıldarken buldum. 40 dolarlık dizel aldı ve tekrar 100 dolar ödedi. Her hareketi ilk girişiyle birebir aynıydı. Ayrılmadan önce burnunu karıştırmasına kadar. Ya bu adam zengin de birçok kamyonu vardı ve şehre yeni taşınmıştı ya da cidden acayip bir şeyler oluyordu. İzlemeye devam ettim. İlerleyen saatteki müşteriler öncekilerle aynıydı. Her biri. Gerçekten ödüm kopmuştu. Sonra saat 6.03'te Bayan Templeton tekrar içeri girdi. Sigarasını ve gazetesini tekrar aldı. Tekrar 20 dolar ödedi. Aklımı kaybettiğimi düşündüm. Geri kalanını ileri sarmadan önce sadece yarım saat daha ilerledim. Her şey aynıydı. Her müşteri tam olarak aynı saatte geliyordu. Tam bir saat arayla yani. Şimdi ne düşündüğünüzü biliyorum. Sinsi orospu çocuğu Jeremy kayıtlarla oynamıştı. İşin ilk bir saatini döngüye almıştı. Ama konu bu değildi. Kasanın o tarafındaki pencereler kameranın görüş açısındaydı. Ve zaman geçtikçe gün ışığının azaldığını görebiliyordum. Ayrıca Jeremy'nin rutini de döngü halinde değildi. Yerleri süpürüyor, paspaslıyor, stoğu tamamlıyor ve her görevi tam olarak nasıl yapması gerekiyorsa öyle yapıyordu. Fakat aynı müşteriler gelmeye devam etti. Bu noktada paniklemeye başladım. Gördüğüm şeyde bir şeyler ciddi anlamda yanlış gidiyordu ve bunun için hiçbir açıklamam yoktu. Dükkanı kilitlediği ve arabasına doğru yürüdüğü noktaya sardım. Hiçbir şeyi çalmamıştı. Fakat emin olmak için izlemeye devam ettim. Bir kere daha gece yarısına kadar ileri sararak izledim. Saat tam 12.03'te Jeremy'nin suratı kameranın önünde birdenbire belirdi. Kafasını görüş alanına soktu demiyorum. Bir saniye dükkan boştu, bir sonraki saniye yüzü tamamen görebileceğim şekilde belirdi. Kameraya bakıyordu. Bana bakıyordu, emindim. Çığlık attım ve elimden düşen kumandayı aradım. Tam bulduğum sırada gitti. Geldiği gibi bir sürede gitti. Bir kare oradaydı, bir sonraki karede gitmişti. Ellerim deli gibi titriyordu. Yine de diğer kaseti taktım. İçerideki diğer kamera arka tarafı gösteriyordu. Kasanın arkasını ve bu şekilde suratını nasıl bir anda kadraja soktuğunu görebilecektim. Direkt 12.03'ü atladım. Ama hiçbir şey yoktu. Onu sandalyenin üstünde dikilirken veya kaydın herhangi bir yerinde onu görebilmeliydim. Fakat orada değildi. Dükkandan çıktıktan sonra tekrar girdiğini görmemiştim. Gerçekten orada değil gibiydi. Güvenlik kodunu bilmiyordu. Ve onu kilitledikten sonra hiçbir alarm tetiklenmemişti. 12.03'te gördüğüm başka bir şey ise motor yağlarının raftan yok olmasıydı. Hepsi. Jeremy'nin yüzü gibi. Bir saniye oradaydılar, bir sonraki saniye yok olmuşlardı. Kaydı kapattım ve yatmaya gittim. Ama gözüme uyku girmedi. Vücudum yorgunluktan tükenmişti fakat zihnim durmuyordu. Bu kaset şüphesiz ki hayatımda gördüğüm en garip, en rahatsız edici şeydi. Vardiyan birkaç saate başlayacaktı. Patronum kasetleri getirip ne gördüğümü anlatmamı istedi. Fakat gerçekten ne söyleyecektim ki? Jeremy bu gece vardiyasında benden hemen sonraydı. Yaptığımız plana göre benim mesaimden hemen sonra patron işe gelecek ve Jeremy ile beni oradayken yüzleştirecekti. Çünkü patronum bu zamana kadar kayıtları izleyip onun suçunu görmüş olacağımı düşünüyordu. Ama ona ne söyleyecektim ki? Ne yapacağıma dair en ufak fikrim yoktu. Sanırım patronuma kasetleri göstermek zorundaydım. Fakat onunla izlemek istemiyordum. Bir daha asla o tarz bir şey görmek istemiyorum. Jeremy'nin direkt olarak kameraya gülümsediği görüntüyü aklımdan atamıyorum. Bu başka bir insanın yüzünde gördüğüm en garip görüntüydü. Neyse, işe gidip bununla yüzleşmeden önce biraz uyumaya çalışacağım. Ne olduğuna dair size haber veririm. Güncelleme. Saat öğleden sonra 2.49. Bu güncellemeyi şu anda telefonumdan kaydediyorum. Patronum kayıtlara bakmayı yeri bitirdi. Ona hazırlıklı olmasını söylemiştim ama birini böyle bir şeye hazırlayamazsınız. Korkudan altına sıçmıştı. Benim de hala ödüm kopuyordu. Ve Jeremy saat 4'te burada olacaktı. Toparlanmamız için bir saatten fazla zamanımız vardı. Fakat ikimiz de ona ne diyeceğimizi bilmiyorduk. Acaba o sadece insanları korkutup motor yağı çalmaktan hoşlanan bir dallama mı?
ya da başka bir şey mi? Bu kulağa saçma geliyor biliyorum. Fakat siz de dinlerken onun zamanda döngü yaratabilen biri olduğunu düşünmediniz mi? Patronum diğer kasetlerde böyle bir şey görmediğini söyledi. Ama onun o şekilde kamerada belirmesi bana benim izlediğimi bildiğini düşündürüyordu. Sanki bana neler yapabileceğini göstermek istemişti gibi. Kameraya gülümseme şekli, küçük bir çocuğun yaptığı kumdan kaleyi gösterdiğinde gülümsemesi gibiydi. Bilmiyorum, muhtemelen kulağa çılgınca geliyor. O kısmından emin değilim. Patronumla biraz daha konuşacağım. Kendimizi sakinleştirmeli ve bu konuyla nasıl başa çıkacağımızı bulmalıyız. Bu gece tekrar güncelleme yapacağım. Ama cidden bu işin nasıl biteceğiyle ilgili kötü bir his var içimde. Güncelleme. Saat akşam 4:33. Jeremy'den iz yok. Aramayı denedik ama telefonu kapalıydı. Şimdi polisi arıyoruz. Güncelleme. Saat akşam 5:33. Jeremy'den iz yok. Aramayı denedik ama telefonu kapalıydı. Şimdi polisi arıyoruz. Güncelleme. Saat akşam 6:33. Jeremy'den iz yok. Aramayı denedik ama telefonu kapalıydı. Şimdi polisi arıyoruz. Güncelleme. Saat akşam 7:33. Jeremy'den iz yok. Aramayı denedik ama telefonu kapalıydı. Şimdi polisi arıyoruz. Güncelleme. Saat akşam 8:33. Jeremy'den iz yok. Aramayı denedik ama telefonu kapalıydı. Şimdi polisi arıyoruz. Güncelleme. Saat akşam 10:58. Siktir, siktir, siktir. Eve şimdi geldim ve önceki güncellemelerimi yeni gördüm. İşler öncesinden daha anlaşılmaz geliyor. İşte size anlatacaklarım. İşe gittim, Jeremy gelmedi. Fark ettiğiniz üzere patronumla polisi aramaya karar verdik. Tam telefonu aramak için kaldırdığımda güneş kayboldu. Doğru söylüyorum, böyle olduğunu düşünüyorum. Görünüşe göre tam 5 saat bayılmışım. Çünkü saate baktığımda 9:33'tü. Sanırım Jeremy'nin zaman döngüsünde sıkışmıştım. Ve tam bayıldığım noktada kendime geldim. Fakat işler tam bu noktada garipleşti. Bayıldığımda patronum tam yanımdaydı. Polislere anlattığım hikayeyi doğrulamaya hazırdı. Kendime geldiğimde telefon elimdeydi. Ama donmuştu. Çevirme sesi bile gelmiyordu. Patronum hala oradaydı. Ama hareket etmiyordu. Dikiliyordu ama o da donmuştu. Tekrar saate baktım ama saat hareket etmiyordu. Saniye ibaresi 12'de takılmıştı. Tam olarak 9:33'ü gösteriyordu. Kasadaki bilgisayarın ekranındaki saate baktım. O da hareket etmiyordu. Lanet kasada bir müşteri bile vardı. Patronumdan sigara vermesini bekliyordu. Bahse varım, bugün içindeki 5. paketiydi. Oradan siktir olup gittim. Kapıyı kilitlemedim. Işıkları söndürmedim. Ve üzgünüm çocuklar, kamera kayıtlarını internete yüklemek için almadım. İnanın bana, bu düşündüğüm son şeydi. Benzinlik büyük bir otobanın yanındaydı. Ve benzinlik boyunca park eden araçlar vardı. Park etmemiş olanlar dışında onlar da donmuştu. İçindeki insanlar bal mumu heykeli gibi sabit duruyordu. Arabama bindim ve çalışması için dua ettim. Şükür ki çalıştı. Eve doğru yolu yaraladığımda zaman tekrar akmaya başladı. Radyodaki statik olması gerektiği gibi müziğe dönüştü ve radyocunun şarkılar arasında konuşmalarına bakarsak kimse bu donmanın farkına bile varmamıştı. Sadece ben farkındaydım. Bir de eminim ki Jeremy farkındaydı. Hala onun nerede olduğu veya ne yaptığı hakkında hiçbir fikrim yok. Şu anda odamda saklanıyorum ve sabah polisi tekrar arayacağım. Onlara daha önce ulaştım mı bilmiyorum. Eğer ulaştıysam beni ciddiye alıp almadıklarını da bilmiyorum. Bu noktada hayatım için endişeliyim. Eğer yapabilirsem, yarın bir güncelleme daha yapacağım. Son güncelleme, saat sabah 10:33. Sonunda dün gece saat 4 gibi uyuyakaldım. Nasıl yaptığım konusunda hiçbir fikrim yok. Sanırım aşırı tükenmişliğim beni alt etti. Bu sabah telefonumun çalmasıyla uyandım. Arayan patronumdu. Saat 6'dan beri beni arıyordu. Dün gece zaman normale döndüğünde ayılmıştı ve hemen polisleri aramıştı. Neyin yanlış gittiğini öğrenmek için gelmişlerdi ve patronum her şeyi anlatmıştı. Buradaki polisler küçük düşünür. Her şeyden önce kaybolan motor yağlarıyla ilgilendiler. Ama patronum ne olursa olsun polisin bu işe karışmasını istiyordu. Jeremy'yi aramaya karar verdiler.
Bütün çalışanlarımızın başvurularını dosyalarız ve Jeremy burada daha yeni işe başladığı için dosyasını bulmak kolay oldu. Başvurusundaki adresi aldılar ve evine doğru yola koyuldular. Ne bulduklarına inanamayacaksınız. Jeremy'nin adresi boş bir araziydi ya da en azından şu an öyleydi. Burada eskiden bir ev varmış ama 1993'te yanmış. Burası küçük bir şehir, neredeyse herkes yangını hatırlıyordu. O zamanlar orada 4 kişilik bir aile yaşıyormuş. Dedikodulara göre hakkında hiç konuşmadıkları soyutlanmış bir oğulları da varmış ama doğru olduğuna emin değilim. Doğru olduğunu söyleyebileceğim şey, sigorta araştırmasından sonra yangın kayıtlara kundaklama olarak geçmiş. Bütün eve benzin dökülmüş ve molotof kokteyliyle yakılmış. Olay olduğunda tüm aile uyuyormuş. Kurtulan olmamış. Bunu yapan her kimse asla yakalanmamış. Söylentilere göre soyutlanan çocukla iletişime geçmeye çalışmışlar fakat kimse onu bulamamış. Her neyse, patronum aradı ve bana bunları söyledi. Korkudan tabii ki aklımı kaçırdım. Sonra bana benzinliğe gelip gelemeyeceğimi sordu. Deli misin, nesin dedim. Ama bana polislerin de orada olduğunu söyledi. Sonra bombayı patlattı. Ayrıca FBI da kasabadaymış ve bir şekilde benimle konuşacaklarmış. O yüzden gitmemin iyi olacağını söyledi. Saat sabah 7.15 civarıydı ve tekrar yatağa dönmek istedim ama hiçbir şekilde biraz daha uyuyamadım. Oraya gitmeye karar verdim. Takım elbiseli 4 tane adam beni karşıladı ve oturmamı söyledi. Her şeyin üstünden onlar bütün detayları not edene kadar 2 veya 3 defa daha geçtim. Onlara Jeremy'yi, güvenlik kayıtlarını ve geçen gece işte yaşananları anlattım, her şeyi anlattım. Sonunda ben bitirdikten sonra ajanlardan biri, "Aman Tanrım, demek onlardan biri daha dışarıda," dedi. Sonra bana olanları başkasına anlatmayacağıma dair bir sürü kağıt imzalattılar. Bu yüzden daha fazla şey anlatamam. Sadece bunları anlatarak bile yasaları çiğniyor olabilirim. Şimdi evimdeyim. Kendimle ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Hikayemi anlattıktan sonra ajanın söylediği şeyler hayatımın kalanı boyunca aklımdan çıkmayacak. Her neyse, gitmeliyim. Bugün yapmak zorunda olduğum birkaç ayak işi var. Ve sonra da işe gidip birkaç kaset alacağım. Patronum ve ben yeni çocuk Jeremy'nin, ki o tam bir ucube, motor yağı çaldığını düşünüyoruz. Eğer bunu yaparken yakalayabilirsem diye güvenlik kameralarını izleyeceğim. Yapacak daha iyi işlerim var. Ama patronum bana el altından fazla ödeme yapacak. Tatil için para biriktiriyorum, yani bu para cidden işime yarayacak. Çok basit olmalı. Yağ her zaman onun vardiyasından sonra yok oluyor. Sadece kayıtları izleyeceğim, onu iş üstünde yakalayacağım. Ve işte bu kadar. Korkunçlu arkadaşlar, hepinize merhaba. Bu hikayenin çevresi için Ece Kibar'a teşekkür ediyorum. Benim de çok sevdiğim hikayelerden birisiydi. Siz de Ece gibi çevirilerde bana yardımcı olmak isterseniz Instagram'dan veya Discord'dan bana ulaşabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar, bu hikayeler için gerçekten mesai harcıyorum. O yüzden kanala destek olmak isterseniz katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar, katılımcı takipçilerimiz hikayelerimizin bazılarını neredeyse bir gün önceden dinliyor. Siz de bundan yararlanmak isterseniz katıl tuşuna bir göz atın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Tatlı uykular.